Hasan Tahsin diye bir adam geldi geçti bu köyden. Hasan Tahsin İstanbul Lisesi'nde okumuş. Osmanlı döneminde. Kudüs. Osmanlı'nın son döneminde. Kudüs değil mi? Kudüs'te okumuş. Hayır, İstanbul Lisesi'nde okumuş. Fakat İstanbul Lisesi'ni bitirmeden her nedense bilmiyoruz nedenini Kudüs'e göndermişler. Öğrenci köyünden bir adam var. Hariciyeci kendisi. Hariciye müdürlüğüne kadar yükselmiş. Ona ne bey diyorlardı hatırlayamadım ben onu. Kadir Bey. Hasan Ağa'nın kardeşi Kadir Bey diye bir adam. Hasan Tahsin'in arkadaşı. Birlikte Kudüs'e göndermişler bunları. Kudüs Lisesi'nden diploma almışlar. O nedenle Hasan Tahsin'in bir adı da Kudüslüydü. Köylüler ona Kudüslü evet. diye hitap ederlerdi. Kudüs'te okuması nedeninden dolayı. Ondan sonra savaşlarda Hasan Tahsin kendini bulmuş. Balkan Savaşı'na katılmış. 1912, 1914, 1914'ten 18'e kadar Birinci Dünya Savaşı'na katılmış. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra milli mücadele başlamış ve milli mücadeleye katılmış. Yani 1912'den 1922'nin sonuna kadar savaşta kalmış Hasan Tahsin. Kurtuluş Savaşı'nın başından sonuna kadar her aşamasına katılmış bir adam Hasan Tahsin. Yedek subay galiba. Yedek subay evet, olarak. Tabii evet. Yedek subay olarak. Katıldığı savaşlardan en önemlisi, kendinden dinledik bunu, Osmanlı'nın son döneminde İttihat ve Terakki'nin üç paşası vardı. Enver, Talat, Cemal Paşa. Cemal Paşa'nın komutasında bir kol orduyla Süveyş Kanalı'nı İngilizlerden kurtarmak için Sina Çölü'nü aşmışlar. Hicin develeriyle aşmışlar. Hicin develeri susuzluğa dayandığı için çölü ancak hicin develeriyle aşabilmişler ve kanala vardıklarında yorgun, bitap, aç, susuz bir kol ordudan ne beklenir ki? İngilizlere karşı duramamışlar. İngilizler bunları geri püskürtmüş ve eritmiş. Üç bölük olarak, Cemal Paşa komutasında üç bölük, bir kol ordudan üç bölük olarak hazin bir şekilde yine Sina çöllerine vurmuşlar ve Sina çölünü gerisin geri geçerek yurtlarına gelmişler. Hasan Tahsin milli mücadelenin diğer aşamalarına da katılmış, bütün aşamalarına, Birinci Dünya Savaşı'nın bütün aşamalarına, Doğu cephesinde, Filistin cephesinde, Galicia'da, buralarda savaşmış bir adam, yedek subay olarak savaşmış. Sonra milli mücadele bittiğinde bir arkadaşı ile İzmit'e gelmiş, İzmit'te ticarete başlamış. Hasan Tahsin levazım subayıydı. Levazım subayı olduğu için askeriyenin levazımına alışverişlerde alışkanlık edinmiş kendisine ticareti ve o nedenle ticareti kendisine meslek olarak seçmiş. Ticaret hayatındayken her kim savaştan dönebilenler dönmüşler ama Hasan Tahsin dönmemiş. Annesi tedirgin olmuş. Bu tedirginlikte İstanbul'a gideyim arayayım oğlumu. Öldü mü, sağ mı? Buradan kadın tutmuş, Sinop'a kadar yürümüş. Sinop'ta gemiye binmiş, İstanbul'a gitmiş. Demin anlattığımız Hasan Şevki'yi bulmuş, hemşeri olarak. Evet. Hasan Şevki'ye sormuş, benim oğlum ölü mü, diri mi? Savaşta ölebilir, gazi olur, şehit olur, nerede sen bilirsin demiş. Hasan Şevki oğlunun İzmit'te ticaret hayatına başladığını söylemiş Hasan Tahsin'in annesine. Ve oradan adresini almış Hasan Tahsin'in bir trene binerek İzmit'e gelmiş. İzmit'te
Hasan Şekin'in verdiği adreste oğlunu bulmuş. Oradan almış, köyde seni bekleyen var demiş. Hasan Tahsin'i de bekleyen kim? Hasan Tahsin'in kardeşi ölmüş, hanımı evde. Ölen kardeşinin, abisinin hanımı evde. Annesi onu oğluna alıverecekmiş. Onun için geleni babasının evine göndermemiş. İkinci oğluna, Hasan Tahsin'i almak için. Ve getirmiş annesi, çok yetkili bir kadın, etkili bir kadın aynı zamanda. Çocuklarına egemen, istediğini yaptırabilen nitelikte bir vasfı var kadının. Öyle olduğu anlaşılıyor. Zaten öyle de anlatılıyor. Ben de tanıyorum kadını, öyleydi kendisi. Ve oğluna, ölen oğlunun eşini eş ediniyor, alıveriyor. Öylelikle hayata dönüyor. Yeni bir hayata başlıyor köyünde Hasan Tahsin. Ama eğitimli olduğu olması nedeniyle köylüye örnek vasıflarını hayata geçiriyor. Ne yapıyor? Bir elma bahçesi kuruyor. Örnek bir elma bahçesi. Herkes ondan örnek alarak, daha evvel anlattığımız Salih Dayı da ondan örnek alarak bir elma bahçesi yapmıştı Hasan Tahsin'den örnek alarak. Ayrıca Hasan Tahsin'in başka köylüye yararları da var, örnek hareketleri. Köyün ürünlerini topluyor. Örneğin bademini, cevizini topluyor. Burada köy kadınlarına iş veriyor, onlara kırdırıyor, iç olarak götürüp Ankara'da, İstanbul'da satıyor. Daha ziyade Ankara onun pazarı. Devlet merkezi olduğu için orada tanıdıkları da var. Ordunun içerisinde subay arkadaşları da var. Onların yardımını görerek orada pazarlıyor. Köyün peynirini, tulum peyniri, köyün tereyağını alıyor, götürüyor, Ankara'da satıyor. Hatta bunun için de bir anekdot anlattı rahmetlik. Kendisi bizzat, ben ondan dinlediğimi aynen naklediyorum. Köyün ürünlerini pazarlama bakımından güzel bir anekdot anlattı kendisi Hasan Tahsin. O anekdotu ben sunayım size. Tereyağı götürmüş buradan. Genelkurmay'ın bir birimine tereyağı götürmüş. Bu tereyağını almak için bir komisyon at nalı şeklinde bir masanın etrafına toplanmışlar, oturmuşlar diye anlattı. Ben sağ baştan kavranı tuttum kendilerine diyor. Eskiden ben 30'lu, 40'lı yılları anlatıyorum. O yıllarda tereyağını köylüler kavranlara basarlardı. Yani ağaç kaplar vardı, ağaçtan yapılmış kavran dediğimiz kaplar vardı. Biz ona kavran diyorduk. Onlara basılırdı, onlarda bekletilirdi. Orta Anadolu'da da testiye basarlar yağı ve peyniri. Ama bizde evet, kavrana basarlardı. Kavranı tuttum sağ baştan diyor, bir parmak alan diyor, kafasını emme basma tulumma gibi yukarı kaldırdı diyor. Yani bunun işareti beğenmeme işareti. Ve sona kadar geldim diyor. O başta oturan komutan ya diyor, onun gibi herkes ona katıldı, kafasını yukarı kaldırdı. Kaşlarını yukarı kaldırdı, beğenmeme işareti koydular diyor. Hemen ayağa kalktım diyor. Ha pardon, hemen kavranı masanın başına bıraktım diyor. Şöyle geri çekildim, tam orta yerlerine geldim diyor. Beyler, beyler, aranızdan henüz ayrıldım dedim diyor. Şimdi bu söz onların dikkatini çekti. Bir dakika dedi diyor komutan. Beyefendi, aranızdan henüz ayrıldım sözünden biz bir şey anlamadık. Ne demek istediniz bundan? Şunu bir açın dedi diyor. Ben Balkan Savaşı'na katıldım. Balkan Savaşı'ndan Birinci Dünya Savaşı'na katıldım. Bütün cephelerde vuruştum. Yedek subay olarak ve Kanal Harekatı'na katıldım. Cemal Paşa'nın komutasında. Kanala kadar gittim geldim. Sina Çölü'nü geçtim Hecin develerinin sırtında. Ondan sonra milli mücadelenin başından sonuna kadar savaşta bulundum.
Devazım zabiti olarak. Aranızdan henüz ayrıldım sözü, milli mücadelenin sonu ile beraber ben askerliğime son verdim. Bu hayata başladım. Köyümün ürünlerini değerlendirmek üzere hem köylüme yardımcı oluyorum, köyün ürünlerini değerlendiriyorum, hem kendi hayatımı kazanıyorum bu şekilde. Hem de köylülere ticari örneklik vasfımı sunuyorum onlara. Evet. Onlar da ürünlerini satsınlar, para kazansınlar diye. Bu saf köylünün elde ettiği, hile bilmeyen köylünün elde ettiği saf inek yağı. Ama siz kaşlarınızı hep yukarı kaldırdınız. Beğenmediniz. Nasıl oluyor? Anlayamadım dedim diyor. Komutan dedi ki diyor, beyefendi, hepsi ayağa kalktılar, elimi öptüler diyor. Ellerimi öptüler, bana çok saygılı davrandılar ve ne kadar ürününüz varsa beyefendi getirin ve her geldiğinizde de sizden savaş öykülerinizi, savaşlarda bulunduğunuz yaşam tarzınızı sizden dinlemek isteriz. Bizim ihtiyacımız var, o günlerin anılarına çok çok ihtiyacımız var. Sizden dinlemek isteriz bunları. Siz nasıl elimize geçtiniz, biz sizi bırakmak istemeyiz diye bana iltifatta bulundular diyor. Diye anlattı kendisini. Ondan sonra oraya çok yağ ve peynir, tulum peyniri götürdüm, yağ götürdüm, çerez götürdüm diyor ve oraya bıraktım diyor. O karargaha diyor bıraktım, orası benim diyor, ticari bir merkezim haline geldi diye anlatırdı kendisi. Hasan Tahsin böyle bir adamdı. Osmanlıca bilirdi. Fransızca, bilirdi. Fransızca, İngilizce. İttihatçıydı kendisi. Evet. İttihat ve Terakki'nin şeylerini, eylemlerini, hareketlerini benimserdi. İkinci Dünya Savaşı'na ne şekilde katıldığımızı en iyi şekilde anlatırdı ve katılmamızı biz yadırgarız. Neden katıldık deriz. Enver Paşa'nın ihtirasları yüzünden tek kişinin devlete egemen olmasının bir sonucu olarak katıldık ve yenildik. Sonunda imparatorluk darmadağın oldu. Enver Paşa'yı suçlarız. Ama o suçlamazdı. Enver'i, Talat'ı, Cemal'i başucunda bekletirdi. Evet. Üçünün de fotoğrafını tutardı, evet. Çerçevelettirmiş. Başucuna asmıştı, evinde dururdu, üçünün fotoğrafı. Onları çok severdi kendisi. Enver, Talat, Cemal. Bir de İnönü'ye... Üçü de Ermeni kurşunuyla öldüler. Talat'la Cemal Paşa Berlin'de öldürüldü. Ermeniler tarafından. Enver Paşa da Türkmenistan'da öldürüldü. Ruslar tarafından, Ruslara karşı savaş açtı. Orada milisleri topladı, Türkmenistan milislerini, oradaki Türkistan milislerini topladı. Onlarla Ruslara karşı, Rus Bolşevik rejimine karşı savaş açtı. Enver Paşa muhafazakar bir komutandı, saraya yakındı, sarayın damatıydı. Kısa zamanda terfi etti, herkesi öne geçti, geride bıraktı terfide. Bir yılda iki terfi birden atladı. Bir senenin içerisinde. Bekleme süresi vardır askerde halbuki terfi etmenin. 3 yıl, 5 yıl bekleyeceksin de başarılı olursan terfi edeceksin. Hayır, Enver için böyle bir kural yoktu. Enver sarayın damadı olduğu için. Yani padişahın yeğeninin kocasıydı Enver. Abdülmecid'in kızı vardı Enver'de. Sarayın damadı olduğu için sıra beklemeden terfi etti, terfi etti. En sonunda Harbiye Nazırı oldu. Harbiye Nazırı oldu ama devleti de egemendi. Talat Paşa başvezir, o Harbiye Nazırı. Cemal Paşa da Bahriye Nazırı'ydı. Üçü Enver Paşa'nın baskısıyla Osmanlı Devleti'ni Birinci Dünya Savaşı'na koydular. Ve Almanlarla birlik olduk Birinci Dünya Savaşı'nda. Yenildik. Yenilmemiz üzerine Osmanlı İmparatoru tarumar oldu, paramparça olduk. Ondan sonra
Sevr Anlaşması oldu. Sevr Anlaşması'na göre önce Mondros Mütarekçisi oldu. Yani ateşkes, Mondros Mütarekçisi ile ateşkes sağlandı. Sonra Sevr'e çağrıldık. Sevr Muahidesi'nde, anlaşmasında Osmanlı Devleti'nin topraklarını istedikleri zaman İtilaf Devletleri, yani İngiltere, Fransa, Rusya işgal edebilirler. İstedikleri toprakları kendi güvenlikleri için işgal edebilirler diye Sevr Anlaşması'nın 3. maddesine böyle bir madde eklediler. Sevr Anlaşması'nın 2. maddesine göre 1919'da Türkiye'yi işgal etmeye başladılar. Anadolu'yu işgal ettiler. İstanbul'a İngilizler, Fransızlar ve İtalyan kuvvetleri geldi. İstanbul'u 1922'de işgal ettiler. Veya 1920'de işgal ettiler. Ve İslam mücadelesini başlattı Mustafa Kemal Samsun'a çıkmakla. İşte Hasan Tahsin buralarda görev yapan bir adam. Kendini memlekete adamışlardan bir tanesi. Yani öyle önemli insanlarımız geldi geçti.